bir erişkinin günde 2 litre su tüketmesi gerekir. Hocam bu konuda su ne için önemli? Tartışma su, da var, onu da sorayım isterseniz. Vücudumuzun 1/4'ü su zaten. Evet hocam. Yani biz su, niye ana rahminde su içerisindeyiz? Yani bunları düşünürsek yani su çok önemli. Birazcık şöyle sağımıza solumuza baksak hani esasında yani niye önemli olduğunu göreceğiz. Anlayacağız zaten. Yani vücudumuzun mutlaka suya ihtiyacı var. Böbreklerimizin bu toksinleri atabilmesi için suya ihtiyacı var. Detoks görevi görüyor tabii su ki, aynı yani zamanda. Yani sonuçta hani işte bir sürü haberler çıkıyor. İşte en iyi antioksidan şudur. En iyi antioksidan su. Evet hocam. Su içeceksiniz. Vücudunuzdaki bütün o vücudun kendi yapmış olduğu atıkları, zararlı maddeleri atmanız gerekiyor vücudunuz. Evet. Onun için suyu mutlaka içmemiz lazım. Hocam o konuda şöyle bir tartışma var. O açıdan ben yeri gelmişken kusura bakmayın lafınızı kesiyorum ama. Aklındaki her şeyi de sormak istiyorum hocam. İzleyicilerimizin de bu soruları merak ettiğini düşünüyorum çünkü. Hocam şimdi mesela çorba içiyoruz, çorbada su var. Sulu bir yemek yiyoruz, bunda su var. Ayran içiyoruz, bunda su var. Çay içiyoruz, bunda su var. Bir de su içiyoruz. Şimdi bu 2 litre bütün bu yediğimiz içtiklerimizle beraber bir 2 litre midir? Hayır, yoksa su olarak 2 litre içmemiz gerekiyor. Benim sormak istediğim hocam bu. 2 litrenin üzerine isterseniz çay için, isterseniz çorba için. Evet. İsterseniz ne içerseniz için ama saf suyu 2 litre içmemiz gerekiyor. Evet hocam. Niye? Çünkü bu saf su bu kendiyle beraber bir yük daha getirmiyor. Ama bunların hepsi kendiyle beraber bir yük getiriyor zaten. Çaysa şekeri var vesaire içindeki maddesi var. İçindeki maddeleri var. İşte bunlar... Evet, çorba ise unu var, yağ var, şekeri var. Onların hepsi karaciğerden detoksifiye edilecek, evet. Böbrekten ayrıştırılacak, işte bağırsaktan emilecek, emilmeyecek, posaya ayrılacak. Ondan sonra ancak böbrekten atılma haline gelecek. Ama su içtiğiniz zaman direkt böbreklerden o yükü, yani şimdi siz dere yatağını düşünün, dere yatağında su az ve pislik birikmiş. Onu atmaya çalışıyorsunuz, dereyle beraber gitsin istiyorsunuz. Gidebilir mi? Tabii ona ne yaparsınız? Su dökersiniz değil mi? Atabilmek için. Biraz daha fazla oradan su akması aynı gerekiyor şey işte ki yani. Debisi aynı artsın, şey yani böbreklerimiz de süzüyor. O süzülen kanallardan bu su olmadan o yükün atılması mümkün değil.